Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Kızılcık Şerbeti ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırbavcı'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Çivele'nin kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların kendileri gibi ünlü olan ailelerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Beyza Civelek dizide Nilay karakterini canlandırmaktadır. 28 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 28 yaşındadır. İlk olarak Kanal D ekranlarına yayınlanan Acemi Cadı dizisinde oynamıştır. Sonra bir gençlik dizisi olan Kabak Geldiğinde küçük bir rol almıştır. Beyza Civelek adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Bir Umut Yeter, Sol Yanım gibi yapımlarda da oynamıştır. Annesi Melis Civelek adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerin senaristidir. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nin dizisinde senaristliğini yapmaktadır. Doğukan Güngör dizide Fatih karakterini canlandırmaktadır. 1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğmuştur. Şu anda 27 yaşındadır. 2010 yılında Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk kez Meryem dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. Ardından Zürmü Doğanka, Hakim gibi yapımlarda oynamıştır. Oyuncunun Fatma Güngör isminde ablası bulunmaktadır. Müjde Evrim Alasya dizide Kıvılcım karakterini canlandırmaktadır. 2 Ağustos 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 44 yaşındadır. 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Müjde Uzman asıl çıkışını 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliğini canlandırarak yaşamıştır. 2015-2016 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Güneş Yılmaz karakterini canlandırmış ve daha da ünlenmiştir. Bunların dışında Bir İstanbul Masalı, Ihlamurlar Altında, Gece Sesleri, Gönül Çelen, Vicdan, Benim Adım Gültepe, Koca Koca Yalanlar, Kırmızı Oda, Akrep, Terzi, Başka Semtin Çocukları, Mura gibi yapımlarda da oynamıştır. Evrim Alasya Asya İzmirlidir. Arda Alasya isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Müjde Uzman 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 39 yaşındadır. Oyuncu, sunucu ve modeldir. 2001 yılında Elit Modellik Yarışması'nda birinci olarak tamamlamıştır. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve DJ'lik yapmıştır. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlamıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisine canlandırmış olduğu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Recep İvedik, Bunu Bir Düşünün, Akasa Durağı, Kapalı Çarşı, Aşk Bir Hayal, Bir Çocuk Sevdim, Fatih, 20 Dakika, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Babamın Günahları, Savaşçı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu tek kardeştir. Anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Yiğit Kirazcı 17 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 40 yaşındadır. 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümünde eğitim görmüştür. 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde oynamıştır. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Bunun dışında Seni Kimler Aldı, Güllerin Savaşı, Sudan Bıkmış Balıklar, Vicdan, 8. Gün, Yüzleşme, Hizmetçiler, Çatı Katı Aşk, Evlilik Hakkında Her Şey, Cin Geçti, Son Tercih, Hakan Muhafız, Eks Aşkım, Tabula Rosa gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun babası Teoman Kiralcı'dır. Babası açık hava reklamcısı, annesi ise ev hanımıdır. Sibel Taşçıoğlu
28 Temmuz 1976 yılında Bursa'da doğmuştur. Şu anda 47 yaşındadır. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Tılsım adlı çocuk oyununda oynamıştır. 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine Gülbahar Sultan karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Bir Zamanlar Çukurova, Kehribar, Medcezir, Bulutların Ötesi, Yasemince, Aile Saadeti, Pulsar, Gözyaşı Çetesi, Mühürlü Güller, Ekmek Teknesi gibi yapımlarda da oynamıştır. Eşi Murat Kolçak Köstendil, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in abisidir. Sıla Türkoğlu, dizide Doğa karakterini canlandırmaktadır. 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 24 yaşındadır. Oyuncular 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisiyle başlamıştır. Ardından 2019 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisine Sunu Tarhun karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Emanet dizisinin başrolünde yer almıştır. Dizide Seher Kırımlı karakterini canlandırmıştır. Oyuncu anne ve babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizide Nursema karakterini canlandırmaktadır. 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2011-2018 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan Beni Affet dizisine Kader Kayacan karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Marelle Mustafa, Akıncı, İçimizden Biri gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun eşi Osman Karakoç da kendisi gibi oyuncudur. Saliha Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Şu anda 71 yaşındadır. Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. 1969 yılında Sen Bir Meleksin isimli sinema filminde oynamıştır. Günümüzde ise Evdeki Yabancı, Seni Yaşatacağım, Zalim, Bütün Çocuklarım, Geniş Zamanlar, Kuzey Rüzgarı, Ruhumun Aynası, Yüksek Sosyete, Erkenci Kuş, Vurgun, Dedemin Gözyaşları gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun kızı Ayşecan Tatari de kendisi gibi oyuncudur. Çocuklar Duymasın dizisine Duygu karakterini canlandırmıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.